Kanal Fırat Ana Haber Bülteni başlıyor. Ekranları başında bizleri takip eden tüm değerli izleyenlerimize mutlu akşamlar diliyorum. Sevgili seyirciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan sıfır atık projesi kapsamında bölgede ve Elazığ'da valilik tarafından ilk kompost geri dönüşüm tesisi kuruldu. Elazığ valisi Erkay Ayırık, kurulan tesis ile atıkların değerlendirilerek israfın önleneceğini söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan sıfır atık projesi seferberliğiyle Elazığ'da da Türkiye'ye örnek olacak sıfır atık ili oluşturma hedefi başlatıldı. Bismillahirrahmanirrahim. Hayırlı olsun. Ya Allah ya Bismillah. Başlatılan projeyle Elazığ'da ve bölgede ilk olan kompost geri dönüşüm tesisi kuruldu. Tesis ile israfın önüne geçmek, doğal kaynakları daha verimli kullanmak, atık miktarını azaltmak, atıkları geri kazanarak ekonomiye katma değer sağlanacak. Tesisi ziyaret eden Elazığ valisi Erkay Ayırık yetkililerden bilgi aldı. Kompost tesisine geçiyor. Bunu gün aşırı yükleyebiliyoruz. Evet. Yaklaşık bir 15 gün kompost ünitesinde olgunlaşan ürün olgunlaştırma ünitesine geçtik. Atık maske ve eldivenleri de burada toplamış oluyoruz sayın bey. Bunları nasıl yapacağız? Nasıl bertaraf edeceğiz? Bunlarla ilgili de bir atık şey, dönüşüm şeyinde mi? Oraya da yapabilirsiniz. Bir tane bir bunların imha makinesinden bahsetmiştim, evet. Sunumum ha. Sırasında. O makinayla da dakikada 24-25 tane maske ve eldiveni imha edebiliyor. Evet. Bu kompost gübresi haline geliyor. Evet. Tamamen organik, toprak iyileştirici, evet. Kimyasal gübre gibi toprağı zehirleme, evet, problemi yok. Hayvansal gübre gibi koku problemi yok. Evet. İlk yüklemeden sonra 12 gün, 14 gün bekliyoruz. Ondan sonrasında her gün ürün alıyoruz. Ne kadar yükleme yapılırsa içerideki çürüme ve bozulma süreçlerinden dolayı yaklaşık 3'te 1 hacminde, evet, ürün alıyoruz. Sanayileşme ve kentleşme ile birlikte kaynakların hızla tükendiğini anımsatan Elazığ valisi Erkay Ayırık, kurulan tesis ile Elazığ'da atıkların değerlendirilerek israfın önleneceğini kaydetti. Ülkemizde başlatılan, Sayın Cumhurbaşkanımızın eşleri Emine Hanımefendi'nin önderliğinde yürütülen sıfır atık projesi ile Elazığ'ımızda buluşturuyoruz. Bugün burada kurduğumuz bu sıfır atık tesisi ile birlikte ilimizde atık haline gelen gerek yurtlarda, gerek kurumlarda, gerek bir şekilde pazar yerlerinde oluşan atıkları burada değerlendirmek suretiyle başta seralar, tarlalar, üreticiler, çiftçilerimiz, park ve bahçe alanlarımız, belediyelerimizin kullanabileceği kompost gübre haline dönüştüreceğiz. Bu tesisimizin adı kompost geri dönüşüm tesisi. Bu şekliyle sıfır atık projesiyle imkanlarımızı, atıklarımızı değerlendirmek suretiyle israfı da önleyerek ilimize yararlı hale getiriyoruz. Kompost geri dönüşüm tesisimiz, sıfır atık projemiz bu bölgenin ilk projesi. İlimize, Elazığ'ımıza hayırlı olsun. Bugün birinci aşamasını kurmuş olduğumuz bu tesisin daha büyük kısmını da parçasında inşallah il özel idaremizin bünyesinde ve bahçesinde yakın bir zamanda tesis edeceğiz. İl geneline yaygınlaştırıldığında elde edilen bu kompost gübresi Elazığ'da tarla bitkileri üreticileri, süs bitkileri üreticileri, seralar, belediyenin park ve bahçe birimlerinde bitkisel üretim ve peyzaj çalışmaları için kullanılabilecek. Bu sayede çöp olarak nitelenen geri kazanabilir nitelikte olan organik atıklardan toprağı iyileştiren yüksek verimli kompost gübresi elde edilmiş olacak. Vali Erkay Ayırık, Milletvekili Tolga Ağar ve Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, mahalle statüsüne kavuşan Şahinkaya Mahallesi'nin sakinlerini dinledi. Yapılan referandum ve belediye meclisinde alınan kararla mahalle olma statüsüne kavuşan Şahinkaya il protokolünü ağırladı. Bizim sorunumuz, altyapımız yok. Evet. Altyapı olmadığı için sularımız hep kirleniyor. Yollarımız da sorun zaten. Elazığ'ın 39. mahallesi olma statüsüne geçen Şahinkaya'yı ziyaret eden Vali Erkay Ayırık, Milletvekili Tolga Ağar ve Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları
Mahalle sakinlerinin yeni durumla ilgili görüşlerini ve mahalleleriyle alakalı taleplerini dinledi. Mahalle sakinlerine hitap eden Vali Erkaya Yırık, sıkıntıları yerinde dinleyerek çözüm bulmaya çalıştıklarını kaydetti. Milletvekilim, Elazığ Belediye Başkanımız, Şahinkaya mahallemizin kıymetli muhtarı Hıdır Şahin ve bu mahallemizin çok kıymetli vatandaşları, hemşehrilerimiz, basınımızın gücüyle mensupları. Malumunuz her hafta, gerek hafta sonu gerek hafta içi olmak üzere mahallelerimize giderek vatandaşlarımızın yaşadığı ortamlarda, mahalle içerisinde ihtiyaçlarını, terennümlerini bize iletmek istedikleri hususları bizzat yerlerinde onları ziyaret etmek suretiyle dinliyor ve çözümü için kamu kurum ve kuruluşlarımızın tüm imkanlarıyla çabalıyoruz. Elbette eğer bir yeri bilmiyorsanız, görmüyorsanız orayla anlatılan hususların çok fazla kafanıza oturmadığını anlayacaksınız. Onun için bizim buradaki düşüncemiz mahallemizi bizatihi yerinde görerek, insanlarımızı yaşam alanlarında tanıyarak yaşamış oldukları, muzdarip oldukları sıkıntıları dile getirerek, bunları da orada görerek çözümü noktasında devletimizin tüm imkanlarıyla öteden beri olduğu gibi vatandaşlarımızın imkanlarına, kullanımlarına sunmaya çalışıyoruz. Bugün de Şahinkaya mahallemizdeyiz. Bu ziyaretlerde bize zaman zaman kamu kurum ve kuruluşlarımızın müdürleri refakat ediyorlar. Zaman zaman milletvekillerimiz refakat ediyorlar. Ve yine Muhtarlar Dernek Başkanımız sağ olsun, o da yine aramızda. Tüm muhtarlarımızın da temsilcisi olarak onlar da bizimle birlikte oluyorlar. AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Tolga Arda ihtiyaçların giderilmesinin takipçisi olacaklarını söyledi. Bundan önceki yapmış olduğu toplantılar içinde yetkililerimize, başta Sayın Valimize çok teşekkür ediyorum. Biz devletin konuştuğu yerde bize fazla konuşmak düşmez. Sayın Valimin başkanlığında yapılacak olan toplantıda biz de notlarımızı alacağız. Gerekli ya ihtiyaçların giderilmesi konusunda da takipçi olacağız. Tekrar çok teşekkür ediyorum. Hepinize de hayırlı günler diliyorum. Şahinkaya'nın bundan sonra belediye hizmetlerinden faydalanacağını kaydeden Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları da amaçlarının hizmeti hızlı bir şekilde vatandaşa sunmak olduğunu vurguladı. Dağ çiçeği burnunda bir mahalle. Bizler de Sayın Valimizle, milletvekillerimizle birlikte sizlerin sorunlarını, sıkıntılarını yerinde dinleyip hızlı çözüm bulabilmek için sizlerle bir aradayız. Bugüne kadar tabii köy statüsünde olan, artık mahalle statüsüne geçen ve Elazığ Belediyesi sınırları içerisine dahil eden Şahinkaya mahallemize hizmeti bundan sonraki süreçte belediye olarak bizler getireceğiz. Tabii bugüne kadarki süreçte yapılmayan işlerimizin hızlı şekilde yapılabilmesi adına hem Sayın Valimizle hem milletvekillerimizle hızlı hareket ederek sorunlarınıza da hızlı çözüm bulabilme adına bugün sizleri dinlemek için buradayız. Biz göreve geldiğimiz günden itibaren mahalle gezilerini önemsiyoruz. Sizlerle bir araya gelmek için gayret sarf ediyoruz. Tamamen amacımız hizmeti hızlı ve etkin bir şekilde sizlerin hizmetine sunmak. Bu gayeyle mahallelerimizi Sayın Valimizin öncülüğünde gezerek sorunları dinleyip çözümleri sizlerin hizmetine sunmak için gayretli bir şekilde ekibimizle birlikte çalışıyoruz. İnşallah bundan sonraki süreçte de bu gezilerimizi devam ettireceğiz. Sizlerin derdiyle dertleneceğiz. Sizlerin derdiyle hemhal olacağız. Ve inşallah da sorunlarınızı çözerek yol yürüyüşümüze devam edeceğiz. Ben bir kez daha sizleri bizlerle buluşturan çok kıymetli muhtarıma teşekkür ediyorum. Sayın Valime şükranlarımı arz ediyorum. Geldiği günden itibaren Elazığ'ın her noktasındaki sorunu ötelemeyerek hızlı şekilde, etkin bir şekilde çözüme kavuşturmak için sahada bizler de vekillerimizle birlikte kendilerine eşlik ediyoruz. İnşallah bundan sonraki süreçte de sizlerle sık sık bir araya gelip sizlerin sorunlarını çözeceğiz. Mahalle muhtarı Hıdır Şahin, Başkan Şerifoğulları'nın verdiği sözün arkasında olduğunu söyledi. Sayın Başkanım, Sayın Valim, vekilim burada, buraya geldikleri için bize gurur, şeref verdiler.
İnşallah mahallemize bundan sonra katkıda bulunacak. Başkanımız aynı beraber seçildiğimizden bu yanı teşekkür ederim Sayın Başkanıma. Başkanım gerçekten mahallemize hizmet vermekte hiç çekinmemiştir. Verdiği sözün de arkasındadır bugüne kadar. Buna da bundan sonra da inanıyorum Sayın Başkanıma, burada teşekkür ediyorum. Sayın Valim de yeni gelmesine rağmen bu üçüncü görüşmem. Gerçekten Sayın Valime sonsuz teşekkürlerimi ediyorum. Yani hiç yani halkla iç içe olduğunu zaten bilen bilir. Sevgili seyirciler, Memur Sen İl Temsilciliği öncülüğünde öğretmen evi önünde toplanan siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Müslümanlara yönelik uygulamalarına karşı tepki gösterdi. Memur Sen İl Temsilciliği, sivil toplum kuruluşlarının destekleriyle öğretmen evi önünde bir araya gelerek Fransa Cumhurbaşkanı'nı kınadı. Ellerinde demokrasi yalan, ırkçılık tavan, haydutları çok, medeniyet yok, inançları hedef almak özgürlük değil, küstahlıktır gibi yazılı dövizleri taşıyan grup tekbirler getirdi. Hilali kuşatacak alemi, İslam'ın hilali kuşatacak alemi, İslam'ın hilali. Sosyal mesafe ve maske kuralına dikkat edilen basın açıklamasını Memur Sen Elazığ Şube Başkanı İbrahim Bahşi yaptı. Son birkaç zamandır cinnete esir politikalarına bir yenisini ekleyerek insanlığa rahmet olarak gönderilen Hatemül Enbiya Hazreti Muhammed Mustafa'ya sallallahu aleyhi ve selleme ilişkin sözde karikatürlere ve fikir özgürlüğü adı altında sahip çıkması ve Müslümanları aşağılamasını telin etmek için burada toplandık. Değerli dostlar, sayın basın mensupları, aslında Macron bir görüntü. Avrupa'da birçok ülkede bir cinnet hali yaşanıyor. Yabancı düşmanlığı, ırkçılık ve İslamofobi o meşhur Avrupa aklını esir almış. Çoğulculuk söylemlerinin sırçası dökülmüş ve nihayet aşırı sağ siyasetin ürettiği politikalar siyaseti belirler hale gelmiştir. Almanya'da cami baskını, Hollanda'da Wilders terör ve şiddet içeren konuşmaları ve nihayet Macron'un ifade hürriyeti arkasına sığınarak İslam'a ve peygamberimize saldıran unsurlara sahip çıkması cinnetin boyutlarını göstermektedir. Batı'da özgürlüğün slogandan ibaret olduğunu dile getiren Bahşi, hiç kimse hiç kimsenin dinine, hükümetlerine ve kutsallarına hakaret etme, onları yok etme hakkına sahip değildir ve olamayacaktır dedi. Dine ve kutlu nebiye dönük hakaret faillerinin kuyruğuna takılan ülkelerin ve yöneticilerin emperyalist taşeronluğu ve kapitalistlerin sömürü baronluğu sıfatlarının sona ermesinin de yakın olduğuna inanıyoruz. Hemen belirtelim ki insanlığın inançlarını hedef almak özgürlük değil, küstahlıktır. Avrupa'daki kimi siyasetçiler de olduğu gibi Macron da kirli siyasetine malzeme aramaktadır. Macron'un sözde ifade özgürlüğü adı altında doğrudan insanların inançlarına saldıran ve neresinden bakarsanız bakın kin, nefret ve terörle şekillenmiş zihinler tarafından çizilmiş karikatürlere sahip çıkararak teröre ve kine ortak olmaktadır. Bu bir akıl yitimidir. Evet, Emmanuel Macron siyaseten yaşadığı krizi örtmek için özellikle yabancı düşmanı ve ırkçı aşırı sağ siyasetin söylemlerini kullanması kendi ülkesinin milletvekili tarafından dahi bu ülke aklını mı yitirdi şeklinde eleştirilmiştir. Değerli dostlar, son birkaç aydır ısrarla İslam ve Müslümanlar üzerinden güç devşirmeye çalışan, deyim yerinde ise aklını yitirmiş, küresel emperyalist odaklara yardakçılık yapan Macron'u korku çemberi sımsıkı sarmış durumda. Fırat Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Fahrettin Göktaş, İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı'nda buluşlarıyla ödül almaya hak kazanan öğretim üyelerini başarılarından dolayı ödüllendirdi. Fırat Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Fahrettin Göktaş, başarılı öğretim üyelerini ödüllendirdi.
Rektörlük makamında gerçekleştirilen törene Fırat Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Fahrettin Göktaş, Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Mehmet Yılmaz ve ödül alan öğretim üyeleri katıldı. Rektör Profesör Doktor Göktaş, İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı'nda buluşlarıyla ödül almaya hak kazanan öğretim üyelerini tebrik etti. Üniversitemiz Türkiye'nin en köklü üniversitelerinden birisi. Yani yaklaşık yarım asırlık bir üniversite. Üniversitemiz birçok öğrenci yetiştirmek yanında çok sayıda, aynı zamanda çok sayıda da akademisyen yetiştirmiş. Hatta çevresindeki birçok üniversitenin de kurulmasına vesile olmuş. İşte çevremizde gördüğümüz Bingöl, Tunceli, Muş, hatta Bitlis Eren Üniversitesi, bütün bu üniversitelerin aslında kurulmasında bizim buradan yetişen akademisyenlerin ciddi bir katkısı olmuş. Bu yüzden üniversitemiz Türkiye'nin en önemli üniversitelerinden birisi. Tabii bunun bir de bir ölçüsü var. Yani biz nereden biliyoruz iyi bir üniversite olduğumuzu, nereden biliyoruz? Bunun ölçüsü var. Bunun ölçüsü nedir? İşte verdiğiniz eğitimin kalitesi, yaptığınız bilimsel çalışmaların yine kalitesi ve topluma yaptığınız katkı bizim üniversite olarak hangi konuma geldiğimizi ölçtüğümüz üç tane temel kriterdir. Şimdi bunlara baktığımız zaman arkadaşlar, bizim üniversitemiz hakikaten son yıllarda çok ciddi bir ilerleme kaydetmiş. Yani hem çeşitli ranking kuruluşları tarafından yapılan sıralamada üniversitemiz genel olarak da çok iyi bir konumda. Mesela bu sene 22. olduk. Bu güzel bir başarı. Hem de bazı bölümlerimiz, bazı hocalarımız yaptığı çalışmalarla her zaman öne çıkıyorlar. Yani örneğin bizim fizik bölümü birçok sıralamada Türkiye'de çok iyi bir yerde. Bir de matematik bölümümüz, kimya bölümümüz, mühendislik fakültesinin hemen bütün bölümleri bu anlamda çok iyi bir konuma gelmiş durumdalar. Ayrıca bizim bazı fakültelerimiz, örneğin veteriner fakültesi, tıp fakültesi, mühendislik fakültesi, agrette olmuş fakültelerimizdir. Bu bağlamda üniversitemiz iyi bir konuma gelmiş. Patent yarışmasında da bir altın madalya, bir gümüş madalya, iki tane de bronz madalya üniversitemiz adına siz değerli öğretim üyelerimiz tarafından alınmış. Bu yüzden biz hani bu hocalarımıza gerçekten teşekkür ediyoruz. Hem şahsımız hem de bundan önce dereceye giren, yine üniversitemizin çıtasını sürekli yükselten akademisyen hocalarımıza ve bu aynı zamanda öğrencilerimize, öğrencilerimiz de gayret ediyor yarışmalarda. Hepsine tek tek teşekkür ediyoruz. Açıklamaların ardından İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı'nda buluşlarıyla altın, gümüş ve bronz madalya almaya hak kazanan öğretim üyeleri, Profesör Doktor Fahrettin Yakupanoğlu, Doçent Doktor Özlem Emir Çoban, Doçent Doktor Mehmet Zülfü Çoban, Doktor Öğretim Üyesi Şeyda Taşar ile Öğretim Görevlisi Ayşegül Dere'ye ödülleri Fırat Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Fahrettin Göktaş ve Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Mehmet Yılmaz tarafından takdim edildi. Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Asilhan Arslan, Ankara'da Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Tarım Bakanlığı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nde önemli temaslarda bulunarak iş dünyasının talep ve beklentileriyle ilgili ilimiz sanayi altyapısının güçlendirilmesi hususunda acil ihtiyaçların çözümünü talep etti. Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Asilhan Arslan, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Tarım Bakanlığı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nde önemli temaslarda bulundu. Bir hafta süren Ankara temaslarını değerlendiren Başkan Asilhan Arslan, bakanlıklar ve ilgili kurumlara taşınan her bir başlığın Elazığ ekonomi ve sanayisi için çok değerli olduğunu ve iç ticaretin canlanması hususunda büyük önem taşıdığını ifade etti. Başkan Arslan, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile ilgili diğer kurumlar nezdinde bir hafta süren görüşmelerimiz ve taleplerimiz ilgili makamlara ulaştırılmış ve her bir başlık büyük bir ilgi görmüştür. İlgi ve alakaları nedeniyle bakan yardımcılarımıza, genel müdürlerimize ve üst düzey bürokratlarımıza göstermiş oldukları ilgi nedeniyle iş dünyamız adına
kalbi teşekkürlerimi sunuyor, sürecin ilimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum dedi. Elazığ'da uzun yıllardır yayın hayatına devam eden Gün Işığı gazetesi yeni yaşını kutluyor. Gazetenin imtiyaz sahibi Nafiz Koca, "Bizler kamuoyunun vicdanı olmaya çalışıyoruz," dedi. Gün Işığı gazetesi 24 yaşında. Gazetenin imtiyaz sahibi Nafiz Koca, kamuoyunun vicdanı olmaya çalıştıklarını ve bu bilinçle hizmet vermeye gayret gösterdiklerini ifade etti. Gün Işığı gazetemizin 24. kuruluş yıl dönümünü idrak ediyoruz. Tabii gazetecilik denince insanların aklına genelde kamunun gözü, kulağı, sesi olarak gelir. Ama bizim anlayışımızda gazetecilik bunların yanı sıra kamuoyunun vicdanıdır. Biz de kamuoyunun vicdanı olarak 24 yıl boyunca bu bilinçle kamuoyuna hizmet vermeye çalıştık. Şu ana kadar keşke diyebileceğimiz şeyler olmadı, keşke bunu yapmasaydık diyeceğimiz olmadı. Ama gözümüzden kaçan basın yayın işleriyle alakalı eksikliklerimiz olmuş olabilir. Koca, Gün Işığı gazetesinin basın sektörünün amiral gemisi olduğunu söyledi. Tabii ben 24 yıl boyunca bu kervanda bizlerle birlikte olan ama şu an aramızda olmayan, hayatta olmayan bütün meslektaşlarımıza, arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Hayatta olup da başka sektörlerde hayatlarını idame eden arkadaşlarımıza, kardeşlerimize de esenlikler diliyorum. Tabii Gün Işığı gazetesi kamuoyunun da çoğu zaman ifade ettiği gibi basın sektörünün amiral gemisi. Bu amiral gemisini bu limanlara bırakan yine Elazığ'ın önemli değerlerinden biri olan çok değerli bizim de hocamız Sayın İbrahim Taşel hocam, kurucumuz. İbrahim Taşel hocama da Elazığ'a böyle bir varlığı kazandırdığı için teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum. Kendilerine de saygılarımı ifade ediyorum. Çeyrek asıra bir kala böyle bir günü idrak ettik. Nice asırlar boyunca bu geminin yürüyeceği temennisiyle sizlere de Kanal Fırat ekibine çok değerli dostum Sayın Zeki Akbıyık nezdinde ilginiz alakanızdan dolayı teşekkür ediyorum. Değerli izleyenler, Elazığ'da 44 okul, eğitim kurumlarında hijyen şartlarının geliştirilmesi ve enfeksiyonu önleme işbirliği protokolü kapsamında okulum temiz belgesi aldı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın eğitim kurumlarında hijyen şartlarının geliştirilmesi ve enfeksiyonu önleme işbirliği protokolü gereğince okulum temiz belgesini 44 okula verdi. Okullara belgeleri düzenlenen törenle verildi. Milli Eğitim Müdürü Fevzi Gürtürk projeyle amacın kişisel temizlik ve çevre temizliği konularını küçük yaşlardan itibaren aile ve okul desteğiyle kazandırmak olduğunu söyledi. Tekrar diyorum, okullarımızın bu temiz okul, okulum temiz projesi kapsamında düzenli bir şekilde takip edilmesi, yönlendirilmesi ve bu belgenin de amacına uygun olarak okullarımızın en güzel yerine asalım, okullarımızda bu süreci en güzel şekilde yönetelim. Bu kapsamda şunu tekrar söylemek istiyorum. Okulum temiz projesi kapsamında dezenfektan, maske, mesafe, hijyen kurallarına uyalım. Zaten okullarda, sınıflarda oturuş düzenine kadar size söylendi. 1,5 metre mesafe. Ard arda oturdukları zaman bu 50 santime düşüyor ama çaprazında oturduğu zaman %100 artarak 1 metreye çıkıyor. Onun için bunların her biri hesaplanarak yapılmış. Maske durumu, maskeyi de mutlaka öğrencilerimiz alışkanlık haline getirsinler. Gerçekten bu konuda çocuklarımız daha bilinçli ve bilgiler. Artık maskesini takmadan dışarı çıkmıyor. Okullara da gittiğimizde çok güzel bunu öğrenmişler, davranış haline getirmişler ve bu kurallara uyuyorlar. Bize kalan tek şey bunları takip etmek, bu alışkanlığı davranışa dönüştürmek. Okulum temiz belgesi almaya hak kazanan okulların müdürleri sertifikalarını Milli Eğitim Müdürü Fevzi Gürtürk'ten aldılar.
Elazığ'ın tanınmış avukatlarından eski belediye meclis üyesi avukat Fahri Çınar'ın babası Mehmet Çınar vefat etti. Merhum Çınar kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Elazığ'ın tanınmış avukatlarından eski belediye meclis üyesi avukat Fahri Çınar'ın babası Mehmet Çınar vefat etti. 87 yaşında hayatını kaybeden merhum Çınar için Yurtbaşı beldesi Gülpınar Mahallesi'nde cenaze namazı kılındı. Merhum Çınar kılınan cenaze namazının ardından yurt başında son yolculuğuna uğurlandı. Aile taziyeleri telefonla kabul edecek. Medya grubumuz olarak merhum Çınar'a Allah'tan rahmet, acılı ailesine başsağlığı ve sabır diliyoruz. Allah rahmet etsin. Ailesine ve sevdiklerine başsağlığı diliyoruz, sabırlar diliyoruz. Çemiş Gezey'in yetiştirmiş olduğu öğretmen, araştırmacı, yazar Manas Kültür Evi üyesi Erhan Saraçoğlu vefat etti. Merhum İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı. Sıradan toplanıp getirilen öğretmenler değildik. İçtimai murakabe derdik. Toplumun kendi kendini kontrolü, bakışıyla, tavrıyla veya söz ve hareketleriyle insanları edebe davet ederdi. Araştırmacı yazar Manas Kültür Evi üyesi Erhan Saraçoğlu vefat etti. Her ne kadar memleketim Erzurum ise de vatanı saniyim, yani ikinci vatanım Çemişgezek'tir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde birinci dönem milletvekili olarak görev yapan Çemişgezekli şair, mutasavvıf, vatan ve millet muhibbi Ahmet Nusret Saraçoğlu'nun torunu olan Erhan Saraçoğlu, aynı zamanda Çemişgezek Lisesi'nin kurucusuydu. Onun için bizim aileye de Saraçzadeler denmiş, Saraceygil denmiş, Saraçoğlu soyadı da soyadı kanunu ile birlikte alınmıştır. Çeşitli illerde öğretmen ve yöneticilik yapan gönül ve kültür adamı Erhan Saraçoğlu, 26 Ekim tarihinde İzmir'de Hakk'a yürüdü. Cenab-ı Hak cennet mekan etsin, cennetine alsın. Merhum Saraçoğlu, İzmir'de kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Aile taziyeleri telefonla kabul edecek. Medya grubumuz olarak merhum Saraçoğlu'na Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı ve sabır diliyoruz. Allah rahmet etsin, ailesine ve tüm sevenlerine sabırlar versin. Haberleri izlediniz. Az sonra günün gelişen spor haberleriyle tekrar karşınızda olacağız. Ayrılmayın lütfen.